Ben dün bir etiket vardı Twitter'da, bence dost demek diye başlayan, ona Allah'tan korkan, ahiretimi düşünen, gerçek anlamda menfaatle çatışsa bile doğruyu söylemekten çekinmeyen insan, bence derin imanlı insan gerçek dosttur diye yazmıştım. Bazı kişiler orada şey anlamamışlar, yani o zaman inançsız insandan dost olmaz mı diye soruyorlardı. Halbuki ben de onlara şöyle bir cevap verdim: tabii ki insan arkadaş olur, güzel davranır, tavır olarak hiçbir şekilde olumsuz ve yanlış bir tavır içerisine girmez. Fakat gerçek anlamda bir insanın dostu olabilmesi için bir insanın onun ahiretini düşünmesi önemlidir. Ahiretini düşünmesi de ne demek? Ben bir arkadaşımın eğer yanlış bir tavır içerisinde olduğunu görüyorsam, ahirette bunun ona sorumluluk getireceğini düşünüyorsam, benim onunla aram kötüleşse bile ben ona muhakkak bunu hatırlatırım. Yani onun o özellikle birlikte ahirete gitmesini istemem. Bunun için de Allah korkusu gerekir. Çünkü insanlar kendi aralarında fikri anlamda bu şekilde bir çatışmaya girmek istemezler. Menfaatlerine zarar gelsin istemezler. Ama gerçek dostlukta, ki işte bu Kur'an'da anlatılan gerçek dostluktur, Allah rızası için olan dostlukta böyle bir şey olmaz ve Müslümanlar muhakkak birbirlerine doğruyu gösterirler. Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Tam anlamıyla bu ibadeti yerine getirirler ve bu anlamda da dost olurlar. Çünkü aksinde ahirette karşılaştığınızda o insan sizin yakanıza yapışabilir. Niye bana dünyada imkanım varken bunu hatırlatmadın? Niye bana bu doğruyu göstermedin diyebilirler. Ki dünyada biliyoruz, şeytanların da bu anlamda insanları kabuk gibi bağlayıp dost olduklarını, ama onları her zaman yanlışa yönlendirdiklerini ve ahirette de onları tamamen yapayalnız tek başına bırakıp ben sana sadece teklif ettim, sen koşarak geldin diyebildiklerini de biliyoruz. O yüzden işte gerçek dost, samimi olarak Allah'tan korkan, sadık olacağından kesin emin olunan, güvenilir, Allah korkusuna sahip olan insanlardan edinilebilir. Ama tabii ki dediğim gibi herkese güzel ahlakla davranırsınız, arkadaş olursunuz, sohbet edersiniz o anlamda. Ama sırdaş ve birbirine veli edinebileceğiniz dost bu şekilde olur inşallah. İnşallah.